Asiye ben yapamıyorum. Ben gidiyorum, benim hiçbir şey küçük kalmadı. Ben dayanamıyorum artık. Asiye karakteri için aklıma gelen ilk isim Öykü Karayel olmuştu. Yani Cemal için ben şunu söyleyebilirim. Cemal ne olur yapma. Ne olur bırakma bizi. Ağır, ağır. Evet, ben de katılıyorum. Altına imzamı atıyorum. Öykü zaten çok yakın bir arkadaşım. Sarp çok yakın arkadaşım. Ben zaten ilk gördüğümde başımızın belada olduğunu anladım. Projenin böyle bir gücü olduğunu düşünüyorum. Evet, çok heyecanlıyız. Nefes kesen bir hikaye, güçlü oyuncu kadrosu, sağlam bir senaryo ve kamera arkasıyla Kaderimin Oyunu Cuma akşamı ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazır. Bu iddialı yapım için geri sayım başladı. Sette ise heyecan dorukta. Dizinin başrol oyuncuları Öykü Karayel ile Akın Akınözü'nü bir arada yakalamışken onların heyecanına sizleri de ortak etmek istedik ve sohbete Öykü Karayel'e hayat vereceği Asiye'yi sorarak başladık. Asiye iki çocuklu, çalışan, kendi ayakları üstünde duran, güçlü bir kadın. Genç yaşta anne olmuş, Türkiye'nin geneli gibi çocuklarına çalışarak kendi bakıyor. Ve kızıyla arasında çok bir yaş farkı o yüzden yok. Boyu kadar kızı var yani. Ve Amasya'da yaşadıkları bir felaket sonrası yola çıkmak zorunda kalıyorlar. Yolları da İstanbul'a düşüyor. Artık buraya geldikten sonra böyle heyecanlı, duygu yüklü böyle bir kargaşanın içinde buluyorlar çocuklarıyla kendisini. Evet, onların hikayesi Amasya'da başlıyor ve nefes kesen bir yolculuğun sonunda İstanbul'da devam ediyor. Yaklaşık 20 gün süren Amasya çekimleri nasıl geçti diye soruyoruz. Amasya halkı, ben bu kızı seviyorum. Gelirsem hep sever misin beni? Sonuna kadar. Sen benim iki karşıma çıktın. Sen başkasını sever miydin? Yok, sevmezdim. Ya gerçekten Amasya'ya bütün ekipçe hayran kaldık diyebilirim. O kadar güzel ağırlandık, o kadar güzel bir coğrafyaymış ki. Ve daha önce nasıl hani bu kadar yakın çevremizden duymamışız, fark etmemişiz diye böyle birbirimize sorduk. Çok eğlenceli, güzel geçti Amasya bizim için yani. Çok sıcak bir şehir gerçekten. Böyle gizli bir hazineyi sanki keşfetmişiz hissini verdi. Tam bu noktada Akın Akınözü'ne hayat vereceği Cemal'i soruyoruz. Aldığımız cevap kısa ve net oluyor. Öykü Karayel'in tepkisi ise oldukça manidar. Yani Cemal için ben şunu söyleyebilirim. Sevdiklerine sahip çıkacak olgunluğu gösteremediğinden dolayı çok ağır bedeller ödemek zorunda kalan bir adam. Yeterli oluyor herhalde. Ağır, ağır. Evet, ben de katılıyorum. Altına imzamı atıyorum. Madem dizi karakterlerini tanımaya başladık, sözü şimdi de dizinin başrol oyuncularından Sarp Apak'a verelim ve kendisine Kaderimin Oyununun mahirini soralım. Mahir ben. Asiye, bir an evvel kontrol arabadan. Şeyler arası aramıyormuş Halil'in babası. Memnun oldum. Siz nereden geliyorsunuz? Amasya. Kapat gözlerini. Olgun, sevdikleri konusunda çok hassas olan bir yalnız kurt diyebilirim. Çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben okurken hem üzüldüm hem sevdim. Negatif bir kelime ama biraz acıdığım anlar da oldu. Biraz yazık olmuş bir çocukluğu var ama üstüne güzel bir kişilik inşa etmiş. İyi bir insan, onu elimden geldiğince sonuna kadar savunacağım ve umarım güzel bir şekilde de hani seyircinin de herkesin de hoşuna gidecek bir şekilde de temsil edebilirim diye düşünüyorum. Sarp Apak ekibin çok sağlam olduğunu söylüyor. Çok güzel bir takım olduk. Tüm oyuncu arkadaşlarım, tanıdıklarım var geçmişten, burada tanıştıklarım var. çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Sohbet ilerlerken bu projeyle birlikte Sarp Apak'la Öykü Karayel'in ortak bir hayalinin gerçek olduğunu öğreniyoruz. Sarp çok yakın arkadaşım. Biz hep böyle uzun soluklu bir şeyde oynamanın ben hayalini kuruyordum açıkçası kendisiyle. Öykü zaten çok yakın bir arkadaşım. Onunla beraber çalışmak öncelikli, yani listemde öncelikli bir yerdeydi. Bu projeye nasip oldu. Biz de onları aynı projede izlemek için sabırsızlanıyoruz ve Sarp Apak ve Öykü Karayel'e Akın Akınözü'nü soruyoruz. Akın'ı proje sebebiyle burada tanıdım. Amasya'da başladı çekimlerimiz. Orada tam tanıştık gibi oldu aslında. Çok gerçekten saygılı ve kibar ve yaptığı işi bu kadar ciddiye alan, seven biri olması benim için büyük şans gerçekten. Akın'la ilk defa çalışıyorum. Çok böyle heyecanımızı beraber paylaştık. En başta da böyle birbirimize hani projeyi ilk kabul ettiğimiz etapta İşte nelerden etkilendiğimizi, hangi sebeplerle burada olduğumuzu konuştuk. Akın Akınözü de senaryoyu ilk okuduğunda içinden Asiye karakteri için tek bir isim geçirmiş. Ben Öykü'ye de söylemiştim zaten. İlk ben senaryoyu okuduğumda Asiye karakteri için aklıma gelen ilk isim Öykü Karayel olmuştu. Bundan sonra Asiye karakteri için kendisiyle anlaşıldığını tabii öğrenmek benim için büyük bir sürprizdi. Ama aynı zamanda tabii böyle bir gelişen ortak vizyonun olması da projeye olan inancımı daha da pekiştirdi. Ve nitekim setteki ilk set günümüzde ki akışla, yakaladığımız akışla bunu kanıtladı diyebilirim. Bütün ekip arkadaşlarım için. Sarp özelinde de bu projede izlemekten ve oynamaktan heyecan duyduğum birisi. Çünkü gerçekten hani onu böyle bir dram işinde İzleyecek olmak beni heyecanlandırıyor. Ki ben bir de oynama şansına erişmiş oldum. Ondan dolayı çok mutluyum böyle bir ekiple çalışıyor olduğum için. Setteki uyum gerçekten görülmeye değer. Şu an burada yaşadığımız bu güzel enerjinin, oluşan o ortamın ve ortaya çıkan işin seyirciye de geçmesi, onların da hoşuna gitmesi şu an artık tek hedefimiz. Kaderimin Oyunu'nun kadrosunda daha birçok sürpriz isim var. Onlardan biri de Helin karakterine hayat verecek olan Meriç Aral. Helin bu konakta büyümüş, bu ailenin böyle çok sevgiyle büyütülmüş kızı, çok sevdiği bir eşi ve çocuğu var. Antalya'da yaşıyorlar onunla ve onlarla, ailesiyle, kendi çekirdek ailesiyle. Ve bir noktada İstanbul'a dönüyorlar ve olaylar benim için, yani Helin için bu noktada başlıyor. Başarılı oyuncu Helin'i çok sevdiğini söylüyor. Böyle olayların hem tam ortasında hem de böyle hiçbir şey bilmeyen birini oynuyorum. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Peki acaba izleyiciyi nasıl bir hikaye bekliyor? Yani ben kendi okurkenki hissimden yola çıkarak bunu cevaplayabilirim. Yani çünkü ben okuduğumda gerçekten hemen ne olacak diye devamını okumak istedim böyle. Ve her bölümü bitirdiğimde de, yani senaryo okumayı bitirdiğimde de ne olacağını çok merak ediyorum. Yani karakterleri, bütün karakterleri çok sevdim. Olay çok ilgimi çekti. Dolayısıyla devamını çok merak ettim. Eğer bu noktada bunu doğru anlatabilirsek bence insanlar bu konaktaki insanlarla bağ kuracaklar ve başlarına gelecek şeyleri merak ederek takip edecekler. Sarp Apak'ta Kaderimin Oyunu'nun ilk bölümünden izleyiciyi hikayesinin içine alacağını söylüyor. Kaderimin Oyunu aslında seyircimizin genel anlamda sevdiği kodlar çok içinde bulunan bir iş. Son 2 yıldır özellikle pandemi sırasında evde oturup birçok şey izledim. Hayal kurdum. Nasıl projede yer almak istediğimle ilgili. Ve aslında bu süre zarfında epey farklı rol okuma şansım da oldu. Burada öncelikle Mahir ve üstüne projenin bütünü olarak beni içine çeken bir şey var. Seyirciyi de içine çekeceğini tahmin ettiğim şey. Tutarlı ve kendi içerisinde seyircinin o bahsettiğim beklentilerini karşılayacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Aile olmak ve kader kavramı ile ilgili birçok şey düşünme fırsatı yaratıyor aslında izleyicisine. Dizi setinden gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kaderimin Oyunu ilk bölümüyle Cuma akşamı saat 20'de Star'da başlıyor. Şimdiden iyi seyirler dileriz. 3 Aralık'ta yayındayız. Öncelikle vakti olan, o gün evde olan herkesi ekran başına bekliyorum. Kaderimin Oyunu Cuma akşamı Star'da başlıyor. Asiye, güzel karım benim. Öyle bir kader ki bu, öyle bir ceza bana. Bin kere vursan da ölmem. Son bir sözü varsa hayatın kullarına asla deme asla. Hep sana çıkıyor bu yollar, inan kader diye bir şey var.